Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah eştera minel mu'minina enfûsehum ve envalahum bi enne lehumul cennet. Altıncı sözde nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak. Bu dersi çok dinlemişizdir, çok okumuşuzdur da. Bu akşam da biraz farklı. Bakayım ne farklı anlayacağım dersek önceden, ön yargı yapmadan. Cenab-ı bakayım ne açacak. Her zaman da Fatih okuduğumuz gibi. Ama halet avcıdır. Bazen insan iç aleminde fikir avcı olur. Bazen vicdandaki his avcı olur. Vicdanı bir ders alır. Bazen duygu avcı olur. Kalbe alır. Bazen latife avcı olur. Ruh alır. Aynı hakikat yani suret giymiş. Hakikatlar bu bütünsel itsa, hem mülk hem melukut manalarına Cami ona bir elbise giydiriliyor. O suret kelamdır. lafsullah gibi, kelam-ı ilahi gibi, vahiy gibi. Beşeri kelam da böyle. Kalıptır o, sistemdir. O manaların şifreleri, ükteleri var huruf-u mukatta gibi. Tanımladığı yeri oynatıyor. Anahtar, kilit gibi. Üç ayrıdır anahtar var. Kapının kilidi var. İçeride karpuz meyveler var. İçeride alimler var. İçeride zalimler var. Üç ayrı oldu değil mi? Salonda oturan var. Kapı var. Bir daha elimizdeki anahtar var. Lafız böyledir kilidi açar. Anahtarla kilide hiç benzemeyen başka bir dünyaya taşır seni. İnsandaki bu lafız anahtar gibidir. İnsanda kilitler var. Bakalım ne zaman nasıl açacak. Açınca da başka aleme taşınırsın. Şimdi diyor ki nefis ve malını. Nefis bu nefs mare değil. Namaz kılmaya nefsine zulmetti diyor ayeti burada. Bu nefis değil. Beşeriyet. Yani Zaten gidişatını göz kulak bunlar nefistir. Nefs emmare değil. Verilen nimetler beşeriyet. İnsan değil daha. Peygamberlerin vazifesi beşeri insanlık makamına çıkarmak. Nefis deyince nefs emmare değil bu. Çünkü göz diyor, kulak diyor, akıl diyor. Bu nefis o. Nefis ve malını elimize verilen zahirdeki mallar batında melekelerimiz. Mülkte mülk, elimizdeki nimetler. içeride malik olduklarımız, melekelerimiz. Kulazı bi bir Rabbin melikin nas. Melik, malik olduklarımız. Malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona apt olmak ve asker olmak. Ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu alamak istersen şu temsili kece bak dinle diyor. Buralar çok okuduk, biz de yaptık. Üçüncü kara geldik. Burada aklı okuduk. Aza, her aza ve hasselerin kıymeti bir birden bine çıkar diyor. Şimdi geldim geldim göze. Göze de bakalım farklı ne anlayacağız. Göz okuyacağız. Ömrümüz yeterse kulağa da okuruz. Göz bir hassedir. Hasse duygu. Yani Allah'ın e, subuti sıfatındaki basar sıfatının dışsalı. Taayyunu bizdeki karşılığı. Göz bir hassedir. Ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Şimdi bu mektubat 39'da 39 muydu 19 muydu? 17, 19. Bak neymiş? El hakikatın bir kısmı ismi ve duda mazardırlar. Ne oluyor o zaman? Ustad da nereye mazar ama sonucu söylemiyor. E, tasavvuf feli mazar olduğu esmayı söylüyor, sonucu söylüyor. Ustadın mazar olduğu esmayı söylüyor, sonucu söylemiyor. Sen tamamlayacaksın. Bak beraber okuyalım. Ehli hakikatin bir kısmı, yani ehli ile tasavvuf değil bu, ilim ehli de ehli hakikat oluyor. İsmi ve duda mazardırlar. Biraz böyle gelsiniz bana doğru. Ha, benden zarar gelmez, bana yanaşın. Abi bir şey diyeceğim. Sen Sonra sor, dersten sonra. Ha, ismi duda mazardırlar. Azami bir mertebede o isim, o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibul vücuda bakıyorlar. Mevcudat pencereymiş. Şu elma armut var ya ama nasıl olmuşsa alışmışız. Bunu nasıl anlarız? Yani tefekkürde nasıl anlarız bu mevcudatı? Allah var iken mevcudatı yaratmadan önce Fatır ismi var Fatır. Fatır demek şimdi elmaya şöyle bakacağız. Mekansız, zamansız, maddesiz, mukayesesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsiz, örneksiz, ilk ve son yaratan Allah. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı için bu misali veriyorum. Diyorum ki haşa, hani küfür olmadığı için Allah'ın böyle bir elmayı veya bu mevcudatın bu dereyi, insan siması nereden hatırına geldi? Allah için sorulmaz tabii de anlıyorsunuz neyi kastettiğimi. Yani Model yok, misal yok, mukayese yok, taklit yok, mekan yok, zaman yok, macele yani çekiç, keser, dürbün, gözlük yok. Göz yapacaksın. Nereden hatırına geliyor? Nasıl geldi yani? Allah var hiçbir şey yok. Allah'ın gözü yok. Göz hasse, alet. Allah'ın aklı yok. Çünkü akıl alet. Allah'ın ilmi var. Akıl bir alettir diyor ya onu okuyacağız. Akıl alettir. Ruh alettir. Allah'ın ile yaratılmış. Basar sıfatıyla yaratılmış. İlim ile akıl yaratılmış. Bazıları akıl Allah'ın aklı yok deyince böyle. Sanki uzaydan söyledim ya. İlmi kelam kaydeleri bunlar ya. Yani Allah'ın ilmi var. Akıl alettir. İnsan termometre yapınca termometreye benzemez ki. Şimdi... Mevcudatın pencereleriyle <laughs> vacibül vücuda bakıyorlar. İsmi ve duda olunca. Yani şu eşya zahirde elma gibi gözüküyor ama pencereymiş. Peki nedir o ustada geçmeden? Alemi misal şu mevcudata buzdolabındaki folye var ya ince gibi. Sanki onu sarmalamış, yapıştırmış. Başka bir folye var. Alemi manayı yapıştırmış. Lefi mahfuzu yapıştırmış. Yani bu alem birbirine bindirmiş. 18 bin alemin hulasası gözüktüğü gibi gördüğümüz gibi değil. Şekli öyle de öyle değil. Diyor ki vacibul vücuda bakıyorlar. İsmi veduda mazardılar ve azam ibni mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibul vücuda bakıyorlar. Tamam eli hakikat ismi veduda mazar mevcudatın pencereleriyle seyrediyorlar orayı. İşin ustada geliyor. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve İsm-i Hakim'e mazariyetine medal bir vaziyet verilmiş. İki isim. İsmi Rahim, Hakim. A olsa hükmeden. A çekmiyor. İ çekiyor. Hikmet sahibi. Hani tercüme edelim, sadeleştirelim diyenler var ya. Değil şey. Nokta ile takke değişiyor. Nokta olsa o. Takke koyarsan onun tanımladığı. Hasani olsa Hasani kendisi. Hasani olsa Hasan'ın tanımladığı ölse. Hasan'ı kendisi değil ötesi cemaat mesela. Bak takke ile nokta böyle farklı. Nasıl şey, sadeleştireceksin? Neyi sadeleştiriyorsun? Kur'an'ı da öyle sadeleştirmek isteyenler olmuş. İsmi Rahim ve ismi Hakime Mazariyeti ustada olmuş. Medal bir vaziyet verilmiş. Tamam. Onlar Vedude mazar oldular. Vacibül vücuda pe mevcudatın pencerelerine baktılar. Sonuç. Sen de üst ey ustadım ismin rahime, ve ismi mazariyet olduğunu söylüyorsun. Ve bütün sözler o mazariyetin cilveleridir. Ondan sonra kaçıyor. Yani sözler İmam Ali'nin tarifiyle külliyat için deniyor. E peki ne oluyor? Yani biz bir şey demedin. Külliyat işte onların sonucudur dedin ama sonuç yok. Ustad kaçtı. Göz bir edir Demek ki mevcudat bir penceredir mevcudat bir penceredir. Bu gözde basar Allah'ın sıfatıyla, basir esmasıyla yaratılmış. Bunun karşıtı mevcudatı yaratmış. Bu gözüken eşya penceredir aslı. Bunu görmekle bakmak, işitmek mi, duymak farklıdır diyor usta. Nerede diyor? Şu 146'da diyor ki bilmek hayatın alametidir. Hayatın alameti. Eğer birisine bilmek varsa hayatı. Şimdi bak şimdi. İşitmek dirilik emaresi. Duymak demiyor. Herkes duyar. Hayvanlar da duyar. İnsanların her çeşidi duyar. Ama işitmez. Kur'an söylüyor değil mi? İşitmezler. Sağırdırlar. Sağır olmuş, kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, işitmiyorlar. İşitmek. İşitmek dirilik emaresi. Eğer işitmiyorsa, duyduğu halde işitmiyorsa diri değil. Kimdirler peki o zaman? Mezari mutahariktirler. Öyle dolaştığına bakma ölmüştürler hakikat dünyasının. İşitmek dirilik emaresi, görmek ise diri olanlara mahsustur. Yani diri ise yani o aktif olmak, o hakikata mazhar olmak. Yoksa herkes görür, bakar. Herkes bakar, görmez. Herkes duyar, işitmez. Sonra dirilere mahsusmuş. Demek ki diriler bilir. Hani mezara gitme, girmekten korkuluyor ya, mezardan, ölümden korkuyor. Kardeşim mezarın bu olduğunu söylüyor usta. Mezar mı? Yani vahşetin çöllerinde eğer ahiretsiz vahye kulağını tıkayana ehli dalalet deniliyor külliyatta Ehli dalalet maziye vahye sağarsa ehli dalalettir. Ahirete çör ise ehli gaflettir. Bunlar ölüdürler. Mezar mı tarik? Bu şey diyor vahşet mezara diyor. Giriyorlar buraya. Ce cehenneme gitmeden cehenneme gider diyor. Kardeşim bedene gömülmüş, bedeni hazları yaşamış, zaten ruhen ölmüş. Ne korkuyor? Zaten tabut bu. Hazır zaman tabutuna bindim diyor. Usta hazır zamana tabut diyor. Hatırladığınız 17. sözde. Yani o mezar bir şey değil ki. Buraya gömülmüş ya. Daha dar burası. Burada. Buradan çıkmıyor. Abi bakıyorsun bu pencere olmuş. Alemlere açılmış. Hakikatlara muhatap oluyorsun müşteri oluyorsun. O zaman ne demektir? Dirisin. Diri ne demek? Bedeni hazları yaşamıyorsun. Ruhsal hayatı yaşıyorsun. Beden zaten haz itibariyle ölmüş. Ölen ölmeyecek ki zaten ölmüş. Teris olacak o. O teris oluyor. Mezara bedeni koyuyor. Nasıl öldü bir daha söyleyeyim. Bedeni hazları uşkurluk ve midesini yaşamıyorsa. Yani haram tarafını söylüyor. Bedeni hazların peşinde ise ruhu zaten bedene gömülmüş. Ruh ölmüş zaten. Hep alimlerin şeyi, hep, hep bildiğimiz şeyler. Ruh ölürse mezarı neresidir? Bedendir. Gömüldü zaten. Bu beden, ruh burada öldüğü için ölmüşse bu ölecek, mezara girecek. Ama bedeni yaşarken mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Hadisi var ya. Nasıl öleceğim ya Resulallah? Yani bedeni hazları değil yani. Hakikatları yaşarsan bedeni değil ruhu yaşamışsın. Bedeni ruha göre ölmüş. Yani dünya cihetiyle ölmüş. Allah nazarıyla yaşıyor. O zaten bedeni ölmüş. Bedenin girdiği yere girmiyor ki. Mezardan korkuyorsun. Berdenin gittiği yerde ne işi var Müslüman'ın? Kafir bile mezarda değil. Müslüman bile orada değil. Niye? Kafir mezara koysan rahmet olur ya. O dibe doğru gidecek. Ne işi var o toprakta rahmet kapısı? nur kapısı, ak kapısı. O veyle doğru gidiyor. Müslüman ise merhameten O eskimiş yuvasından diyor ustad söylüyor. Ezbers gibi söylüyorum ama külliyattan eskimiş yuvasından ruhunu aşağıya çıkartıyor. Ölmüş çünkü ölen ölmez daha. Ölmeden önce ölünü siri, Sır yani. Ruhu bedene göre canlı ve diri. Diyor ki bak işitmek dirilik emaresi. Görmek dirilere mahsus. İrade hayat ile olabilir. İhtiyar iktidar zihayatlarda bulunur tekellüm ise bilen dirilere işidir diyor. Şimdi göz bir hassedir. Ruh bu alim o pencereyle seyreder. E ruh ölmüşse nasıl seyredecek? O zaman neye mahsustur? Renk ve şekillere mahsustur. Bu göz o zaman renkleri ve şekilleri görüyor. Ruhun seyretme söylemi mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda bakıyorlar. Bak bakıyor dedi 19. sayfa hatta. İsmi Vedud. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan beden hesabını çalıştırsan geçici devamsız bazı güzellikleri manzaraları seyriyle şehvet ve hevesi nefsaniye bir kavat. Kavat biliyorsunuz buna eşlik yapan bunun istediğini getirene Azerbaycan iş adamı gibi tabir kullanılır Türkiye'de anlarsınız. O kavato demek. Azerbaycan iş adamı manasında oradaki lisan öyle diyor bak manzaraları seyir ile şehvet ve He, hevesi nefsaniyeye bir kavat derecesine bir hizmetkar olur. Göz iner iş adamlığına. Yani nefse hizmet etmekte arzularını getiren bir alet olur. Bunun arzularını kendisi de değil. Hatta öyle diyor ya ayette de hadis. Eller konuşacak diyor. Ayak konuşacak. Adam diyecek ki yazıklar olsun niye konuşuyorsun? Sen için yaptım diyor. El diyecek ben tuttum tutturdu bana. Eller ayakla konuşacak diyor. Göz de konuşacak. E, kavatlık yapmış. Kavatlık ona çalışmış. Eğer gözü gözün saniye basirine satsan ve onun hesabına izni dairesine çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı kebir-i kainatın bir mutalacısı. Yani kitap gibi mutala ediyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Okuyor. Sayfalarını okuyor. Bahar bir sayfa, incir bir sayfa, şeftali bir sayfa, kış bir sayfa. Allah Allah. Mesela Vettini ve Zeytin sayfası. Yemin ediyor bir akademisyen vardı. Samsun'daydı galiba aradı. Dedi ki ya dedi bu incir zeytin simgedir olduğunu dedi. Sekiz sözde var ya hani incir 60 arşın bir kuyuya denk geldi. O bütün meyvelerin olduğu bir ağaç vardı da hatırla hepiniz kitap okuyan adamlarsınız. Niye incir dedi? İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda ustad vermemiş. Ustadın değil o misal. Suhuf İbrahim'de geçiyor diyor. Nerede geçiyor? Mektubat Firistesi'nin 18. Firiste'de öyle yazıyor. Suf İbrahim'de geçiyor. Bunu diğer peygamberler de vermiş. Evet dini ve Kur'an'da var zaten. Ya biz bildiğimiz bir değildir galiba dedi. Yani böyle simge evet böyle zahirine teslim ederiz. Ondan sonra evet ve zeytun. İncir ve zeytin. Dedim ki incirden Allahu Alem şu olsa gerek. Zeytinden bu olsa gerek. İkisinin cemine insan denilir. İnsana yemin ediyor Cenab-ı İncirdeki tık tıklar var ya tık tıklar böyle çarpıyoruz yerken. En az hepsi bir tohumdur. Hepsi bir incir ağacıdır. Hepsi o bir incir gözüküyor ama en az 300 bin tohum var. Şey de zeytinde bir hücredir. O geliyor incir onun içinden bir tanesini alıyor incir ağacı oluyor. Onun için her çeşit insan çıkıyor. El neyse. El arifu tekfül işara. Kitabı kebir kainatın bir mutalacısı. Niye bunu söyledim? Ya kardeşim. Mutala ediyor mevcudat ya. İnciri, zeytini, elmayı, armutu. Gördüğümüz gibi değil yani. Sureti bu. Suret bu. Arkasını şey yapınca. Aa, Allah Allah. E, mutalacısı ve şu alemdeki mucizatı, sanatı Rabbani'nin bir seyircisi. O zaman burası ne oluyor? Sanki Allah'ın sergisi. Mutala ediyor ya. Muze yani. Müze eşyasını sergilenir ya. Seyirci oluyor. Seyirciler giriyor oraya. Orayı seyrediyor. Aslında bu gördüğümüz her şey insanın dışsalıdır. Yani insan hepsinin çekirdeğidir. Hepsinin çekirdeğidir. Arş benim, kürs benim, canım. Her şeyin bu dışsal. Peki onları mutala edince kendisine pencere açılıyor. Bak ismi Vedud'a mazhar olduğu için mevcudatın pencerelerine bakınca vacibül vücudu seyrediyorlar. Ya sahabede de, de sahabede de öyleydi. Bak ne diyor? Ainedir bu alem. Her şey ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir daim. Öyle mi? Allah görünür daim. Ne diyorlar bunlar? Yani aynı Muhammed'de Aleyhisselatu vesselam en cami bir ayna olduğu için Muhammed aleyhissalatü vesselamın sahabe baktıkları zaman bakmış oluyorlar işte. Aynı Muhammed'den Allah görünür daim. Sahabe onun için dağılmış. Hatta ayet gelmiş. O kadar şey rahat bırakın, kalksın, kalkın, gidecek, gidin. Böyle ayet gelir mi? Geldi işte. Niye? Niye böyle şey gibi muzeşası gibi bakıyor? Şu bakıyor işte. Gerisini sen dolduracaksın. mirat yani Mirati Muhammed'den Allah görünür daim. Niye aynı aynayı Muhammed demiyor? Ayna suretini gösteriyor. Mirat ise havaya mirat diyoruz da toprağa da diyor. Çekirdeği attığımız zaman toprağa toprak mirattır. Yani çekirdeği aslına dönüştürüyor. Bu da aynadır. Ama bizim simamızı gösteriyor mirat ayna sıf değil öyle bir ayna ki içini dışına taşıyor şöyle labadaki ayna yüzümü gösteriyor mu gösteriyor bu bu et ayna olur mu ruhu gösteriyor namaz mı kılıyor nurcu mudur tarikatçı mıdır hırsız mıdır zalim midir arzu et ayna olur mu oluyormuş işte göz usta diyor ki göz Munafık bağısını kalbin aynasıdır diyor. Onun için diyorum ki kavga edeceğiniz zaman vesaire toplumda insanların gözüne bakma fazla. Asabiysen araba kullanıyorsa bakma. Tahrik olacaksın bakma fazla. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hani hutbeye çıktığımız zaman o hutbenin ortasına oturuluyor ya. Arkasında da simgesel olarak o hutbenin üzerinde bir kutu var arkada. İki tane delik var. Öyle süs olsun diye konmamış. Allah Resulü hutbedeyken Cebrail aleyhisselam hemen indiriyor bastırıyor. Oturtuyor. O anda zalim Yahudi gözü çok şiddetli olan nazar ay şu alarda 13. sırada geçiyor hadis-i şerifte insanı mezara devi kazana koyar. Öyle bir adam giriyor camiye şua gönderiyor gözünden patlatmak için kank değindiriyor adet ola çalışıyor çak üstünden geçiyor. Peygamber Aleyhisselamın Selam'ın şua üstünden geçiyor ve arkadaki tahtayı deliyor. Hayvanı da patlatıyordu ya köyümüzde hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Adamı patlatıyor ya. Elimde telefon vardı. Köyde köyde mezarlıkta millete bakıyor. Öyle bir rüya, rüyamda olan bir dua vardı onu okuyordum. Nasıl olduysa böyle tuttum şöyle böyle devrilip telefon mu düşer kırılır. Oluyor işte oraya vuruyor. Enza, en, zayıf yere vuruyor. Ya, o hutbedeki o iki delik o. Oturuluyor ya Cebrail oturttu yani. Gözden şua geliyor. Demek istediğim şu. Lavadaki ayna suretimizi et aynası ruhumuzu göz aynası kalbimizi gösterir diyor. Simaya bakarsın olan dersin ki şu adama bak ya. Ulan ne nuran adam ya. Dersin ki bunun kalbinde benim benim de yerim var ya. Gençler bazısının suratına bakarsın sanki engelik ilanı gibi gözlere sahip. O simayı görünce 6 ay işin ters gidiyor. Yani bir tuhaf bir mahluk. insana benziyor suret organ itibar ama insan değil ya. Sireti farklı sireti suretini aksetmiş. Anlıyorsunuz hepimiz baktın Allah Allah. Bir şey seyahat ederken hani yazın oluyor ya mescitlere gidiyorsunuz. Hemen arkadan dayı olsa adam bir bekliyor hemen bir cemaat yapalım. Bu cemaat şuurudur. Yani nurcularda oluyor. Bir de İsmail Ağa'da olur. Yani cemaat yapalım İsmail Ağa'da. Cemaat Allah razı olsun onlardan Ve hemen bir cemaat olalım. Yani, bir de Nurcular fazla görüyor. Mesela mescitlerde denk geldiğinde ah haza nur tarihsi. Ah bak işte simalar işte. Gözüküyor ya. Yani bu şunu demek ki şu ete bak ya et nasıl bir ayna. Et ayna olur mu? Oluyor mu? İşte zahir böyle değil. Daha batığına geçiyorsun bak. Buraya bakınca ruh seyrettiğin gibi mevcudatla da vacibül vücudu seyrediyorlar. Çünkü alemi misalin yapıştırdığı şekildir. Folye var ya böyle renkli kağıt. Duvar kağıdı yok mu? Şimdi ben buraya kırmızı yapıştırsam duvar kırmızı olur mu? Olur ama değil yani. Öyle gözüküyor. Arkası kırmızı değil. Şu gördüğümüz mevcudatta da esma ilahiyelerin donmuş hali yapıştırmışlar yeşil. Yapıştırmışlar sarı. Yapıştırmışlar kırmızı. Aslında öyle değil yani. Ha buraya duvar kağıdı gibi. Başka şeyler var arkasında. Arka şeyler, arkada şey, hakikatler dizilmiş. Geç onları diyor. Evet gözü saniyine e, ee, sani basire yani subudu sıfattan olan basar sıfatından yaratılan şu gözüne o sahibine satsan ne demek onun hesabına kullansan Allah dedi ki haram indir gözünü kapa. Zannediyor ki tesettür kadınlara mahsus. Ya a, tesettür kadınların cilbap, çarşaf, feracisi tesettür. Erkeğin tesettürü göz kapağı ya göz kapağı kapat. Onun hesabına çalıştırsa yani Allah'a satmak demek Allah'ın dediği gibi kullanmak. Sanki çok zor. Ama ne, nedense hepimiz aynıyız da sanki çok zor. Yani bizim kavat olmuş ya bizim şey nefsimiz arzularımıza yani bak diyor. Biz size bir Kemalattan bahsedeyim böyle de. Şimdi karşıdan bir tane adam geliyor. İçimizden bir enerji coşmuş. Kıyameti koparıyor. Bak 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 o şeytandan değil o. O şeytanın kendisidir o. O enerji. Şeytan görmek istersen o enerjidir o. Veya vorozin koyunu ver. veya memursun tam bir fırsat rüşvet almaya al 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 bu fırsat o coşma enerjisi o. Şimdi o haram geliyor sen de o anda zorla bakmadın muvaffak oldun o çıkan enerji yok olur mu olmaz ne olacak nereye dönüşecek kullanmadın. Kullanılmayan enerji. Onun adı Kemalat insaniye. Ya iki şeye mazhar olur. Şey, 13. lemada. Bismillah. Şeytan iki şeye sebep olur. Kemalat Makası Makasıdı hayli külliye. İnsan kast edilen makama doğru götürmenin yöntemi basılan basamak şeytandır. Tövbe yani. Diyesim geliyor da iyi ki var yani. Şeytandan bahsediyor. Şeytanı devredip bir şey bırakırsak ne melek oluruz ne bir şey. Şeytan sığırlara musallat olmadıkları için sığırdır. Meleklere musallat olamadıkları için sa makamları sabittir. İnsana musallat olduğu için ne sığır oluyor ne melek oluyor. Esveli safilinin dibine doğru gittiği gibi kelenamu belmadan Allah'ı illiğine çıkılması gereken varılması gereken son mertebeleri soruyor. Melekleri de geçiyor. Bu adam bu adam sureti şeytan, arkası mudil esması, şeytanı yar, yapan esma mudil. Surette Allah 21. sözde söylüyor. Vesvese Risalesi'nde. Allah bir şey emreder. Hasen olur, ne eder? Kabi olur. Sureti Allah dedi ki buna şeytan değil, şeytan. Ama hakikatta mudil esması melek nur esması. Böyle bir sistem yahu. Şeytan denilen bir sistemdir. Böyle tahrik ediyor. Karıştırıyor iç alemi. Eğer gözü sani basirine sat, satsan, satsan onun hesabına izni dairesi satmak o demek. Dairesini çalıştırırsan o zaman şu göz şu kitabı bir kainatın bu bir mutalacısı an yani okuyor. Ve şu alemdeki mucizatı sanatı Rabbani bir seyircisi. Yani o duvar kağıdını unutmayın. Kırmızı boyarsak duvar kırmızı gözükür ama arkasında tuğla var. Daha arkasında ev var. Orada birileri de yaşıyor. Daha arkasına gidersen başka ev var. Böyle gidersen. Yani sureti böyle mani. İşte bu mevcudat da böyle duvar kağıdı gibi yapıştırmışlar. Bu yeşildir demiş. Şimdi bu şey aslında gece biraz bizi ikaz ediyor. Her şey eşit yapıyor. Ve şu kürey arz bahçesindeki Rahmet çiçeklerini mübarek bir arısı derecesine çıkar. Arı gibi eşyadan mana çıkartıyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman mektep okumuş insanlarsınız, hepimiz kültürlü insanlarsınız. Yani bu görüntü ne acayip bir mucize ya. Şimdi eşyaya 24. sözde söylüyor. Eşyanın renkleri bir kavle göre güneş siyasının eşyadaki kırılmasıdır. Yani eşyaya Mesela yeşil de, kırmızı da, beyaz da aynı madde. Aslında böyle bir renkleri yok. Fakat onun e, yapısında kırılma açısı noktasındaki e, dizilişleri, fiziksel atomik dizilişler, güneşin 7 tane ziyasında var olan yeng, rengin altı tanesini yutuyor, yedincisini dışarıya veriyor. Kırmızıdır diyoruz. Aslında diğer renkler de var onda. Ondan sonra o göze geliyor. Bakın görme kanunu bak. Görüyor. Burada şekil ters geliyor buraya kadar gelince. O şekil görüntüyü enerjiye dönüştürüyor. İmpuls deniliyor. Görüntü aslında biz burada seyrediyoruz. Ben size bakarken bu eşyanın buraya gelip buradan enerji olup buraya enerji taşınıyor. Burada 2 çarpı 2 milimetre alanında deniliyor tıbbın söylediği. Görüntü ekranı varmış. Burada geleni o enerji buradan gözden buraya resim gitmiyor. Enerji gidiyor. Bunun resmin enerjiye dönüştürülüyor. Bilgisayardaki gibi şekil ama mesela yazılımcılar bilir. 5-6 tane harf yapacaksın ki bir tane şey olsun, kırmızı olsun. Buradan buraya enerji gidiyor. Burada görüntü alanında tekrar ona dönüştürülüyor. Ve ters olan buraya gelene kadar ters olur. Siz görüyorum ama ayaklarınız havadadır. Kafa aşağıda. Tekrar burası düzeltiyor. Ve şöyle bakarken zannediyorum ki ben seni görüyorum seni bizzat göremem. Senin yansımalarını görüyor. Senin bana taşınan tarafını görüyor. Hani biz kendimizi de görmediğimiz gibi. O biz değiliz ya. Biz bunun arkasındayız. Bu suretimiz beden, libas. Bu ben miyim gömlek gibi. Demek ki göz dediğimiz bu şey basit değil yani. Böyle Allah var iken hiçbir şey yok. Bunu kaçırmasak tefekkürde çok güzel bir malzemedir. Yani Fatır Hakim ayet-i burada. madde yok. Allah şimdi ayva yapacak. Maddesi yok ayvanın örnek olsun. Ayva. Mekanı yok. Allah var, mekan yok. Zaman yok. Maddesi yok. Lümenesi yok ayvanın. Taklidi yok. Macele, çekiç, pensesi yok. Yani ilk ve misali yok. En ilk yapacaksın, en son yapacaksın. Deneme, yanılma yok. Yaptığın en iyi olacak. Yani öyle bir sanat yapacaksın ki, tekamül etmeyecek o. Bir motor yaptın, bir daha. Bir telefon yaptın, bir daha. Daha iyisi, daha iyisi değil mi abiler? Marangoz da öyle, daha iyi daha iyi. Bir böyle kim de gözüküyor, yani Allah da var. Söylediği zaman en son söylüyor, yaptığı zaman en son. Ya bu olmadı değiştireyim. daha iyisini yapayım demiyor. Böyle bir de Peygamberlerin sözünde var. Peygamber aleyhissalatü Vesselam hakikaten 23 sene ne bileyim hayatında ey asabım değiştiriyorum. Başta böyle dedim ama şimdi değiştiriyorum. 23 senede hiç mi terakki etmedi? Hiç mi nazarı değişmedi? Miraca gitti. Daha önce söylediğini söylüyor. Yani ilk söylediği zaman son şekliyle söylüyorsa. O beşerce mümkün değil. E söyledi olmaz. E dediyse Allah söylettirmiştir. İnsan olamaz böyle. Hani o ifadesi insani olmaz. Allah öğretiyor. Peygamber Celle Celaluhu. Peygamber aleyhissalatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam öğretiyor ki ilk söylediğini insanız da kardeşim o da sizin gibi bir beşerdir diyor Kur'an'da. İnsanız biliriz ki 23 sene sonra söyleyeceğim ders mi şimdi bu? Yapabilir miyim? İlk söylediği son şekli değilse demek ki destek alıyor. O kendisinden söylemiyor. İn huve illa vahyun yuha O aldığını vahiy söylüyor. Yani Allah'tan söylüyor. Yoksa olamaz yani. Şekile müsaade ederseniz şu ağlardan 5 dakika siz istediniz. 5 dakika. Şekil nedir? 76. sayfadan şu ağlardan okuyayım. Suretani. Görme görme ya. Daha önce de bilmem demiştim herhalde. Bir Japon'un kitabını okumuştum. 400 küsür sayfa, 450. Eski çok merak etmiştim mektep okurken. Adam benim gibi de o da merak etmiş ki ben ona vardım. Onu bana tavsiye etmişlerdi. Dedim ki e, ayva niye böyledir? Ayva misal. Niye şekli böyledir? E, ve rengi niye böyle? Niye sarı? Elma niye böyledir? Niye rengi böyle? Yaprak niye? Ya bu renk, şekil nereye dayanıyor? Yani tuhaf yani. Tefekkür için söylüyorum. Allah nereden hatırına geldi? Bu renk ve şekilliği. niye nereye göre yaptı? Adam da ben merak etmiş. Ömrünü vermiş. 400 küsür sayfa kitap yazmış. Şekil nedir diye, suret nedir? Suret. Şu gözükenler neyin nisi? Bir de niye sıraya konmuş? İlk önce dut konmuş, eri konmuş, kiraz konmuş. Değil mi sıra? Armut gelmiş böyle. Meyveler niye sıraya konmuş? Usta Hazretleri o 450 sayfada anlatmaya çalıştığı Asya öğretilerinden almış. Budist'ten de almış vesaire. Ama ifade o kadar edilememiş. Ben biliyorum okuduğum için söylüyorum. Adamın adı da Kayashi Tritoshima mı neydi? Çok çok etkiledi beni okudum. Sonra Ustad 76'da şu bir cümle söylüyor. Koca bir kitap. Ben kıyas bir şey yüceltmek için demiyorum. Okuduğum için söylüyorum. Bak diyor ki nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Un çuvalı gibi unu boşaltırsan Çöker ya çuva, Cesetten de ruh gitti mi. Mokta yıkıyoruz. Bazen sıcak su gidiyor da bağırmıyor. Hop oh, beni yaktın falan. Bazen oluyor. Sonra elimi sürdüğüm zaman eyvah. Adam da bağırmadı. İmam-ı Rabbana Hazretleri diyor ki evde niye kavga olur? İki diri olduğu için diyor. Mokta. Şimdi adamı çeviriyorsun. Takur tukur veya sıcak su, soğuk su. Hiç bağırdığını duydunuz mu Mokta? Adam demiyor. Çünkü bir tanesi ölüyor. İki diri olursa kavga olur. Bir tanesi ölürse kavga olmaz. Tamam. alan alsın. Evde niye kavga oluyor? İkisi de dili. Lafız nedir? lafız manaya bakar ona göre nurlanır. Şimdi surete geldi. Aa, buraya gösteriyorum bak. Suret bu kadar bir şey bak. Suret. suret. Suret nedir yani? Niye ayva o renkte veya o şekilde? Suret hakikate istinad eder. Ondan kıymet alır. Esma esma. Şu ayva mevcudat. Esma-i Hüsna'ların cilve, cemal, nakış sanatı donmuş hali. Yani buz nedir? Suyun donmuş hali. Muz nedir? Esmanın donmuş halidir. Donmuş hali. Onu biraz ısıtıp eritirsen muzu, ayvayı enerji olur. Biraz da erit, esir olur. Biraz da erit, madde hayat olur. Biraz da erit, erit, aynı hayat olur. Ondan sonra ne olur? Hayatın kendisi olur. E, gideyim beraber. Muz, alemi şehadet. Enerji, alemi melekut. Esir, alemi gayb. Madde hayat, 18000 alemin daireleri bir yere gitmiyorum ha aynı muzdayım yani. Aynı hayat cennetin kendisi. Demek ki burada bu gözükürken yani anlamanız için şöyle yapayım. Buz, eritonusu. Aynı yerdeyiz ha bak bir yere gidiyorum. Buz. Bu böyle gitmiyorum. Cennete gitmeyeceğim bak şimdi. Suyu da biraz erit h 2 Biraz da erit enerji. Biraz da erit aynı yerdeyiz. Esir biraz da erit maddi hayat. Biraz da erit aynı hayat. Aynı yerdeyiz. Peki nedir o ahiret, alemi şahadete istila etmiş, sirayet etmiş. Suyun buza istila ettiği gibi, sirayet ettiği gibi. Yani cenneti getirmiş Cenab-ı kaba, cennet cemal tecellisi koymuş tencereye tayin pekmez gibi. Cehennemi de getirmiş celal ülkesini tencereye koymuş. Karıştırmış, buzdolabına koymuş. Aha dünya vay burası celal Cemal Kemal'in donmuş hali. Buzdolabından çıkmış. Anladınız mı ne anlamak istedim? Ya bunlara ben kafa vermişim. Ömür vermişim ya. İnan. Bu neyin nesidir diye. Ha, buz. Buz gibi gözüküyor ama sudur. Su ama enerjidir. İşte alim-i şehadet de buz gibidir. Suret de öyle. Aslında donmuş ahirettir. Ama o öyle sureti böyle gözüküyor. Buz gözüküyor ama sudur. Su buza benziyor mu? benzemiyor. Oturursun bunda ona oturamaz. Yani sudan oldu diye buza su deme. Ahiretten oldu diye burası kendisi ta değil. Bu ahiretin suretidir. Suyun sureti buz olduğu gibi. Benim ruhumun sureti sima olduğu gibi. Ama simama ruh deme aynası. Bak diyor ki suret hakikate istinad eder. Yani esmaya. Ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi bir cesettir. Bak burası neymiş? burası pendik bir cesetmiş. Bir Allah'ın konuşmasıymış. 18 bin alemin suretiymiş. Bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiyelere dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar güzelleşir. Şu ifadeye bak ya. Bak bu alem şehadet neymiş? Bu maddi ve cismani olan alemi şahadette bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiyeye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatler, mesela gül, ayvanın güzelliği kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor ve hakikatları ise muzun ayvanın arkası ise buzun arkası suydu ya bunun arkası ise esma ilahiyeden feyiz alır onların bir nevi gölgeleridir gölge şöyle benim elimin bir gölgesi var gölge elime benzer mi şeklen benzer ama elimin rengine bak gölgeye bak elim canlıdır gölgesi cansız Arasındaki fark ne kadardır? Canlı ile cansız arasındaki fark sonsuzdur. Elimin gölgesi cansız ve canlı. Bir de bunun gölgesi olsa elimdeki elimle gölgen arasındaki mesafe gibi gölgenin de ikinci gölgesi olsa 2'nin 3 üç olsa, 3'ün 5 olsa, 7 olsa, 69, 70 bin perdeden geçmiş cennetten bu alemi şehadet olmuş. Aha gölge. Elime bak, ilk gölgeye bak. Canlı, bu canlı, bu cansız. Birinci gölge. Bir de bunun gölgesi, bir de onun gölgesi. 70 bin perdeden geçmiş şu alemi şahadet. Ya Rabbi, bizi ithal et o alemine ya. Dahil et Allah'ım. Allah'ın hatırına ya. Kusurlarımızı affeyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanet mi kıl. Ya Rabbi beşeriyetimize bakıp da işlediğimiz günahlardan dolayı ihsanın, ikramın, lütfun, keremin olan hizmeti imani, Kur'an'ı elimizden alma Allah'ım. Ya Rabbi beşeriyetimize bakma. Ya Rabbi kusurlarımızdan dolayı maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, taun, tufan, zelzele tufanlardan ve salgın hastalıklardan Müslümanları ve bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi hıfsı emin eyle ya Rabbi. Amin. iştirak amali uhreveden hissemizi ziyade eyle. Amin. Usul ve furullarımızdan, evlatlarımızdan, evlat yerlerimizden veya anne babalarımızdan her kim ahirete göç etmişse bu hizmet imanı Kur'an hasıl olan iştirak-ı amali uhreveden hisselerini ziyade eyle. Bu maide-i Kur'an'ı haberdar eyle. Mekanlarını cennet bahçesinden bahçeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi öldürme teris eyle. Kulumun ağzına kabul etmeyeceğim duayı vermem diyorsun ya Rabbi. Bu hadisi bizde tahakkuk ettir. Biz istiyoruz ki bizi öldürme teris et ya Rabbi. Bizi şehit et ya Rabbi. Bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de aynı hakikate mazhar eyle ya Rabbi. Allah Allah.